Bir çocuğun üç tane ebeveyni vardır. Bir annesidir, bir babasıdır, bir de anne babasının arasındaki İlişki. ilişkidir derler. Hakikaten öyle. Anne baba arasındaki ilişki zaten anne ve babanın da psikolojisine yansıdığı için çocuğa otomatik bir şekilde yansıyor. Bir de onlar arasındaki işbirliği de çocuk eğitiminde çok önemli. Burada birçok uzmanımızı ağırlıyoruz. Sık sık vurguluyorlar. Anne ve baba arasında işbirliği olması gerekiyor. Çocuklarda tutarlı bir ebeveyn algısı olması gerekiyor diye. Özgüven inşasında da çok önemli olduğundan bahsettiniz. Aslında 0-6 yaş dönemindeki ektiğimiz tohumların ergenlik döneminde gün yüzüne çıktığını, ergenlik döneminde karşılaştığımızı ifade ettiniz. Hakikaten öyle. 0-6 yaş döneminde güvenli bağlanamamış, öz bakımı verilememiş çocuklar ergenlik döneminde bunun karşılığını istiyorlar ebeveynlerden. Sonra ebeveynler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar maalesef. Sürekli vurguluyoruz çok önemli bir dönem diye. Doğduğumuz andan itibaren o zaman özgüven inşası başlıyor diyebiliriz. Detaylı bir şekilde ele almak istiyorum. Ebeveyn davranışları, maruz kalınan davranışlar nasıl etkiliyor diye. Fakat hocama da bu soruyu yöneltmek istiyorum. Özellikle İslam düşüncesinde kişinin özgüven inşası nasıl ve nerede başlar? Aslında tam da benim konuyu başlatmak istediğim noktadan sordunuz. Çok teşekkür ederim bunun Buyurun için. hocam. Bizim genelde Müslüman bireyin yetişmesinde başladığımız nokta rüşt sonrası oluyor maalesef. Konuştuğumuz konu ya da 7 yaşlar gibi sorumlulukların daha yavaş yavaş açığa çıktığı zamanlar oluyor. Evet. Oysa hocamın da söylediği gibi ailenin aslında çocuğun doğduğu anda çocuğa sunmakla mükellef olduğu bir atmosfer var. O kısma pek eğilmiyoruz. Belki bugünlerde biraz daha değiniliyor, konu ediliyor ama uygulamada maalesef daha ziyade konular çocuk namazı kılmaya başlaması gerektiği zamanlarda gündeme alınıyor ama öncesindeki ruh haline pek işlenmiyor. Hocam, genelde konuklarımızdan hep duyduğum İyi çocuk yetiştirmek el seçimiyle başlar derler. Aslında önceki süreçten başlıyor. Siz de bunu Ben ifade onu şöyle ediyorsunuz. diyorum, İtalyan mutfağında hamsi tava yapamazsınız ya da Amerikan mutfakta hamsi tava yapamazsınız diye söylüyorum genelde. Çok doğru söylediniz. Şöyle, İslam hukukunda havaici asliye diye, zarurat-ı hamse diye ifade edilen temel haklar var. Ve bu haklar, her çocuk dünyaya geldiğinde bu haklarla dünyaya geliyor. Ta Gazali'den beri listelenmiş bu haklar. Bu beş temel hakkı teslim etmek dahi çocukları ayaklarını yere sağlam basması noktasında belki önemli bir şey. Bunlar çok hukuki mevzular gibi görünüyor ama detaylarda aslında bu hakları riayet etmemek, bu hakları dikkate almadan çocukların ya da insanların yaşadığı ortamları düzenlemek otomatik olarak belki de çocukları bırakın yetişkinlerin bile var olan özgüvenlerini kaybetmelerine neden olabiliyor. Çünkü güvenlik malum en ilkel duygumuz değil mi? Evet. Güvenlik hissi Evet, güvenlik hissi. ortadan kalkıyor. Bunlar can, mal, namus diye ifade ettiğimiz çoğunlukla nesil, akıl ve din. Şimdi bunlar sıralandığı zaman akla ilk gelen anlamları var muhakkak ama mesela canı korumak deyince biz sadece ölüm tehdidi karşısında korumayı kastediyoruz. Oysa evladımıza yedirdiğimiz ya da kendimizi yedirdiğimiz gıdaların ömrü kısıtlayıcı, sağlığı, sıhhati bozucu olmasının da can hakkına müdahale olduğu kısmını atlıyoruz. Bunların çocukta oluşturduğu bir takım sonuçları var ya da bireyde. Ben direkt çocuk ilerleyen zamanlarda açığa çıkan şeyler var. Yine mal hakkı, mülkiyet hakkı. Çocukların mülkiyet hakkı denildiği zaman genelde maalesef yok gibi haklarında. Özellikle yetimlerin hakları söz konusu olduğunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler görebiliriz. Çocukların mal, mülk sahibi olabiliyorlar ve velileri yani anne babaları yahut onların bakımına sorumlu olan kişiler vekaleten onların mallarını işletebiliyorlar. Ve o hassasiyet yani emanet ruhuyla, emanet sorumluluğuyla o malların işletilmesi gerekiyor. Şimdi çok sadece yani bir çocuğun malının olduğunu kabul eden ebeveyn ya da yetişkin, çocuğun etrafındaki yetişkinin sadece bu perspektif bile yetişkinin çocuğa davranışını değiştirecektir ve çocuk otomatik olarak kendisini bir birey olarak fark edildiği, birey olarak tanındığını fark ettirecektir. Devamında nesil, nesep. Nesep mevzusu ayrı bizim çok maalesef ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi. Herkes anne babasını bilmek zorundadır. Her anne baba evladını bilmek zorundadır. Asla gizleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'le sabit, hükümlerle sabit bir mevzu. Bu yine bireyin, kendinin
varlığının tanınması, bireyin kendisini bir kişi olarak görmesi açısından onu kuvvetlendiren özelliklerden bir başkası. Aklının muhafazası zaten maalesef çok küçük yaşta akıllara zarar verecek hallerde. Çocuklarımız çok küçük yaşta ekranla muhatap oluyor. Aklın kontrolü tamamen mahalleden, çocuğun terbiyesi mahalleden maalesef çıktan çıktı. Global terbiye. Evet. Anne karnında başlıyor neredeyse, yani bebekkenden beri maruz kalıyor. Aklın muhafazası çok 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 daha temel. Çünkü bütün yani İslam, bir kişinin Müslüman olması aklın işleyişine bağlı. Aklı olmayandan İslam sorulmuyor. Bu ayrıca üzerine çok çok durulması gereken bir mevzu ve sonunda din, herkes kendi dinini seçebilir ve o seçtiği din noktasında o dairede o insan yine muamele görür. Yani ben şu dindenim denilince o dinin hükmü, çerçevesi, yaşam şartlarına göre muamele görür. Bunun Osmanlı medeniyetinde, Abbasilerde, Emevilerde, geçmiş İslam toplumlarında bu saygınlıkların hepsinin teslim edildiğini göreceğiz. Bunlar hep yetişkin mevzular olarak konuşuluyor. Oysa bir çocuğun daha, çünkü bu çocuk Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olması gerekmiyor. Herhangi bir çocuğun bu haklarla doğduğunu dikkate alan bir terbiye, bir sokak düzeni, bir yaşam düzeni, bir otobüs düzeni, mahalle düzeni, devlet düzeni, ne nasıl tasarlarsanız çocukların bu haklarla doğduğunu dikkate aldığımızda çocukları zaten tüm dünya olarak ya da çocuğa o ortamı sağlayacak Müslüman toplumlar olarak çocuğa zaten kişiliğini biz seni bir birey olarak kabul ettikle büyütüyoruz. Evet. Hasılı sorumluluklara gelmeden 12 yaşına, 11 yaşına gelmeden çocuklar, çocukların haklarını teslim etme noktasında titiz davranmanın çocuğun özgüveni tesiste ehemmiyetli olduğunu doğrusu düşünüyorum. Bunda şeyi dikkat etmek lazım tabii ki, her bireyin sınırlarının olduğu gibi. Çocukların da sınırları oldu. İtidal diyor Kınan Azade. Bütün güzel vasıflarda itidali öneriyorlar. Yani işte sabahtan akşama kadar iyilik yapmak, herkes bütün malını mesela fakirlere vermeyi asla tasvip etmiyor Peygamber Efendimiz. Ailenin rızkını ayırdıktan sonrasının verilmesi noktasında hep tavsiyesi. Bu hakları teslim etmek zaten hukuk mevzusu olduğu için belirli bir iktidar çerçevesinde olacaktır kaçınılmaz bir şekilde. Evet. Yani ekstradan çok özel bir muamele çocuğa gösterilmesi gerekmeksizin sadece haklarını teslim etmek özgüvenli birey olarak yetişmesi için özgüvenli ve peşinden gelen süreçle ilerleyen vakitlerde değiniriz inşallah. Ama bir şey değinmek istiyorum. Buyurun. Rüşte gelmeden müsaadenizle. Bizim çocukluk ve yetişkinlik döneminin arasında İslam hukukunda bir temyiz dönemi diye bir dönem var. Aslında modern hukukta da galiba geçiyor belirli oranlarda. Peygamber Efendimiz'in bu temyiz dönemindeki çocukların şöyle 7 yaş civarı falan çocukların çocukluğu bitiyor fakat bu mutlak bir yaş yok. Yani çocuğun şöyle çocuğun etrafındaki ebeveyn yahut da o çocuğun büyümesiyle meşgul olan kişiler çocuğa anahtar teslim edebiliyorlar. Aygazı yakmakta bir beis görmüyorlar. Bir çocuk teslim edebiliyorlar. Dükkan anahtarını verip git bugün dükkana sen bak diyebiliyorlar. Yani çocuğun akli muhakeme becerilerinin geliştiği, gözlemlendiğinde teslim edilen bir şey aslında temyiz. Bu kimi çocukta 7 yaşında, kimi çocukta 10 yaşında, kimi çocukta belki daha sonra. Evet. Ya da bazı insanlar bundan biraz daha mahrum bir şekilde olabiliyor çeşitli şartlarla. Hani bu mutlak şu yaşta başlayan bir durum değil ama hani kavramsal öğrenmenin daha yoğun olduğu dönemlerde açığa çıkan bir şey. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın bu süreçlerde çocukların hukuki muamelelerine müdahale etmediğini görüyoruz. Şimdi bu niye önemli? Yani çocuk 8 yaşında ticaret yapıyor ve kimse karışmıyor. Ne zamana kadar? Zarar edene kadar. Zarar ederse karışıyorlar çünkü zararı veli ödemek durumunda. Veliyi zarara sokacağı için zarar edene kadar müdahale etmiyorlar. Namaz ne zaman zorunlu kılınıyor? İşte bu haklar çocuğa verildiği zamanda. Yani aygazı yakmasına izin vermediğimiz, evi yakarsın dediğimiz, anahtar teslim etmeye korktuğumuz bir çocuktan namaz sorumluluğu beklemiyoruz. Allah'ın huzuruna çıkma özgüvenini o çocuktan beklemiyoruz. Yani beklentiye girerken de sorumluluk
verip vermediğimize bakmamız gerekiyor çocuklarla. Ehliyet diye geçiyor bu fıkıh kitaplarında. Bu süreç ehliyet diye geçer. Eda ehliyeti diye. Yani çocuğa bir ehliyet hissiyatını, haklarını teslim edip, hı hı, bir de o haklarla beraber bir takım yetkiler verdikten sonra zaten kendisi otomatik olarak o sorumlulukla onun gereğini yerine getirme temayülünde çok rahat gösterebiliyor. Evet.